Cinsel ilişki videosu mesleğinin sonu oldu. Elif Karaaslan 90 dakikada kazandığı parayı açıkladı. Cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gözlemci Orhan Erdemir ile ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaaslan skandalın patlak vermesi sonrası kısa süre içinde binlerce takipçi kazandı. Cinsel ilişki videosunun ortaya çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu TFF tarafından ömür boyu men cezası verilen kadın hakem Elif Kararslan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hakkındaki iddiaları reddetmesine rağmen hakemliği sona eren Kararslan, bu olay sonrasında sosyal medyada hızlı bir şekilde takipçi kazanmaya başladı. TFF 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile ilgili cinsel içerikli video iddiası dolayısıyla 24 yaşındaki Elif Kararslan'a ihraç kararı aldı. Olayın ardından bir açıklama yapan Kararslan Hukuki süreç uzun bir yol alacak ama bu durumun üstesinden güçlü bir şekilde geleceğiz. Bu dönemde desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Benim için ağlamak, zırlamak veya üzülmek söz konusu değil. Ben böyle biri değilim. Devamın sonuna kadar arkasında duracağım. Zarar görmeye çalışanlardan yalnızca biriyim. Umarım bu son olur. ifadelerini kullanmıştı. 9 Temmuz 2000'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Elif Kararslan alt liglerde hakemlik yapıyordu. 24 yaşındaki genç hakem yönettiği maçların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Karaslan'ın takip sayısı kısa süre içinde 452 bine ulaşmış durumda. Yaşananların ardından gündem olan Karaslan yönettiği bir maçtan aldığı parayı sosyal medyadan açıkladı. 90 dakika başına 200 TL aldığını belirten Elif Karaslan şunları ifade etti birçok kişi kendini sormuş. Arkadaşlar maç ücreti olarak 200 TL aldığınız bir durumda bu sizin mesleğiniz olabilir mi? İsa olsa hafta sonları kafa dağıtacağınız bir hobi olur ve bu o ücretle evinize yarım kilo peynir alırsınız. Tabi yol masrafını çıktıktan sonra cebinizde para kalırsa ben bu hobiyi 4 sene federasyonda şerefimle namusumla vizeli olarak yaptım. Hiçbir maça geç kalmadım. Hiçbir maçın kaderini değiştirecek bir hata yapmadım. Klasman yükselme koşullarında başarılı oldum. Bütün sınavları geçtim. O kadar üstüme oynanmasına rağmen başım dindik dedi. Fakat hakem ücretlerin düşüklüğü yöneticilerin bize değer vermemesi ve kadınlar da FIFA hakemi olsam bile gittiğim maçların üst düzey maçlar olmaması sebebiyle ben ve birçok de FIFA hakemi vizesini yenilemeyip dışarıdan maç yönetmeye başladı ve hali hazırda yönetmeye de devam ediyoruz. Ve bu sene ne olacağını size söyleyeyim. Süper Lig'de sürekli hakem hatalarını konuşacağız. Çünkü birçoğu torpili sayesinde oradalar. Çok fazla yetenekli hakemi hakemlik siyasetinde kendi taraflarında olmadığı için uzaklaştırdılar dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.